Merhaba, ben Buğra Baltacı. Bugün size ekip arkadaşlarım Mustafa Emre Çelikkaya ve Oğuz Yıldırım'la birlikte Technical Debt ve Refactoring konularından bahsedeceğiz. Öncelikle ben Teşekkürler. Technical Debt'in ne olduğuyla başlayacağım. Technical Debt, yazılım geliştirirken bir ürün geliştirme sürecinde programcıların ya o an vakit kısıtlılığından ya da o şeyi nasıl daha hızlı yapmayı, daha düzgün şekilde, daha optimal şekilde yapmayı bilmediğinden dolayı kullandıkları kısıyollar sonucunda kodun kirli ve okunamaz ve başka tarafından çok zor anlaşılır hale gelmesine denir. Bu terim öncelikle ilk olarak Agile Manifesto'nun yazarlarından biri olan Ward Cunningham tarafından ortaya atılıyor. Bir teknik bir terim olsa bile bunu günlük hayattaki uygulamalarda örneklendirebiliriz. Örneğin yemek yaparken, bir et pişirirken eti düzgün, optimal bir pişirmenin yolu vardır ama bu optimal pişirme yolunu o an bilmiyor olabilirsiniz veya daha hızlı bir şekilde yapmak istiyor olabilirsiniz. Dolayısıyla daha hızlı bir şekilde yaparsanız da sonuçta ona göre biraz daha az özenilmiş ve daha az optimal bir yemeğe ulaşabilirsiniz. TechnicalDebt'te bu güzel bir örnek olabilir. Burada da Ward Cunningham'ı görüyorsunuz. Soldaki de onun bir sözü TechnicalDebt ve Refactoring hakkında. Burada kısaca şeyden bahsediyor. TechnicalDebt'i normal finansal borca benzetiyor. Diyor ki finansal bir borç aldığınızda, bir kredi çektiğinizde bunu ileri zamanlarda faiziyle ödersiniz ve technical debt'te de buna benzer. Öncelikle zamandan kazanabilirsiniz ama sonrasında faiziyle birlikte bunu refaktör ederek ödemeniz gerekir diyor. Yani özetle bir yazılım geliştirme sürecinde ilk ürün ortaya çıkarken ortaya koyun, ilk kullanılan yol optimal yol olmayabilir ve bu kodun yavaş çalışmasını, kirli olmasını ve üzerine yeni özellik eklenmesini zorlaştırabilir. Peki technical debt aldığımızda ne yapmalıyız? Burada da sözü arkadaşım Oğuz Yıldırım'a vereceğim. Teşekkürler Burak. Merhaba, ben Oğuz Yıldırım. Ben de size refactoring'den bahsedeceğim. Refactoring nedir? Burak'ın az önce anlattığı technical debt'in ve Ward Cunningham'ın deyimiyle aldığımız borcun faizinin ödenmesi işlemine deniyor aslında refactoring. En kaba tabiriyle. Refactoring'de asıl amacımız her zaman kodun daha anlaşılabilir, üzerinde daha kolay çalışılabilir. Başka biri sizin kodunuzu okuduğu zaman işleyişini, akışını, oradaki bütün elementlerin, bütün blokların işlevlerini, özelliklerini daha kolay anlaması amacıyla yapılır. Normalde refactoring yaparken hiçbir zaman kodun işlevinin, çalışma şeklinin değiştirilmesi gibi bir şey amaçlanmaz. Refactoring tamamen kodun sadeleştirilmesi amaçlanarak ve istenilerek yapılır. Neden yapılır bu peki? Çünkü mesela biz burada üçümüz de aynı firmada çalışan yazılımcılar olsak, ben atıyorum bir ürün geliştirmede belirli bir yeri yazsam ve ben belki de onu Mustafa'ya devredeceğim ve Mustafa benim kodumu okuyup üzerine çalışmak zorunda kalacak. Ya da belki tamamen farklı biri. Belki firmada ben yokken benim kodumun üzerine çalışılması gerekecek. Dolayısıyla bir yazılımcının bir kodun başına oturduğu zaman kodun işlevini anlaması çok önemli. Refactoring'e bu yüzden önem veriyoruz. Refactoring ile ilgili bilmeniz gereken bir önemli şey daha. Refactoring, dediğim gibi kodun işlevini ve yaptığı işi herhangi bir şekilde değiştirmediği için esasında aynı kodun iki kere yazılması gibi bir şey olarak görebilirsiniz. Dolayısıyla zaman ve kaynak bakımından oldukça büyük bir israftır şirketler için. Yani kodu ilk yazdığımızda mümkün olan en optimal şeklinde yazmaya çalışmamız herkes için daha iyi olacaktır. Refactoring ile ilgili bilmeniz gereken her şey bu kadar. Şimdi sözü de Mustafa arkadaşıma devredeceğim. Merhaba, ben Mustafa Emre Çelikkaya. Ben de refactoring ve technical debt kavramlarının birbiriyle ilişkisini ve bunların tabii özetini yapacağım. Buğra arkadaşım da bahsettiği gibi refactoring debt'in geri ödemesidir. Tabii bununla ilgili işte Cunningham'ın da sözünden bahsetti Buğra. Bu biraz faizli oluyor bu geri ödeme. Nasıl oluyor? Öncelikle developerlar ürünün son teslim tarihini yakalamak için technical debt'e başvuruyor. Çünkü o an o kodu daha hızlı bir şekilde, çalışır bir şekilde ortaya çıkartmak istiyorlar. Daha sonra bu dağınık kodu tekrar düzenliyorlar ve
ilk başta yazarlarken, kodu yazarlarken kazandıkları zamanın geri ödemesini yapıyorlar. Aslında bu refactoring ve technical debt'i bir döngü olarak düşünebiliriz. Hızlı bir şekilde çalışan bir kod yazıp daha sonra refactoring yaparak bu kodda düzenlemeler yapıp daha optimal bir yazılıma ulaşabiliriz. Technical debt dikkatli planlama ve düzenli yeniden düzenleme yoluyla yönetilebilir. Sana soruyor, geliştiriciler yani developerlar kodun uzun vadede çalışılabilirliğine yatırım yaparak kısa yoldan yazıyorlar kodu ve bu refactoring düzeltmemiz sayesinde de daha sağlam ve daha okunabilir bir kod ortaya çıkmış oluyor. Burada da tamamen refactoring tanımına uyan bir örnek görüyoruz. İki kod da aslında baktığımız zaman aynı işlevde, aynı output'u veriyor bize. Ancak sağdaki kod daha temiz, daha okunabilir. Mesela hiç kodlama bilmeyen biri bile sağdaki koddan yani bir şeyler anlayabilir İngilizcesini kullanarak. Soldaki kod da yine aynı işlevde fakat daha özensiz yazılmış. Bir an önce kodun çalışması göz önüne alarak yazılmış bir kod. Burada da refactoring'in aslında iki kodun da aynı işlevi yaptığını fakat diğerinin daha okunabilir olduğunu bir örnek vermek istedik. Sunumumuz bu kadar. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz.